Değerli konuklar, bugünkü toplantımızın açılışını yapması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Sayın Bakanım, sayın katılımcılar, yurt dışından ve İzmir dışından gelen değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. EGEV'in düzenlediği bu Ege Ekonomi Forumu'na katılımlarınızdan dolayı, desteklerinizden dolayı tüm sponsorlara, NTV'ye, Doğuş Grubu'na, Türk Hava Yolları'na ve diğer Ege İhracatçılar Birliği'ne ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İzmir'in ekonomisini konuşmak, İzmir'i konuşmak, Ege bölgesini konuşmak, iki gün tartışmak, tabii ki bu kenti 14 lira yakın bir süredir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yönetmeye çabalayan benim için de son derece önemli. Tüm katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Neden İzmir? Bu soruya birlikte cevap aramaya çalışacağım. İzmir'in tarihi, geldiği nokta, sanayinin başladığı, dışa açılan kent, Akdeniz'in önemli bir limanı ve ekonomik aktörü. İzmir bugün hala İzmir yaşam biçimini, İzmir duruşunu, İzmir'in yaşam değerlerini koruyor ve buradan, bu değerlerden taviz vermiyor. İzmir demokrasinin kenti. Sade demokrasinin değil, katılımcı yönetim ve katılımcı demokrasi anlayışıyla kararların alındığı, kente dair kararların alındığı projelerin fikirden yapımına kadar, kullanımına kadar birlikte karar verildiği bir kent. İzmir doğasıyla, İzmir güzelliğiyle, İzmir ekonomide, Türkiye ekonomisindeki kaldıraç rolüyle çok önemli bir kent. Ama İzmir bir müddet bir durağanlık yaşadı. Durağanlıktan kastımız potansiyelinin altında bir büyüme trendi yaşadı. Bu 1970'lerle 2010 yılları arasında. Ve dolayısıyla İzmir'in Ege bölgesinin lider kenti olması da sorgulanmaya başladı. O durumdan göreve geldiğimizde bir yol haritası, stratejik plan yaptık. Modelimiz İzmir modeli, yerelde kalkınma. Kentin yerel dinamikleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve diğer siyasilerin, ilçe belediyelerinin de öncülüğünde bir kent nasıl kalkınır? Ekonomisi nasıl büyür? Bunun kitabını yazdık. Ve o stratejik plan üzerine aklın ve bilimin rehberliğinde akşam konuşup sohbet edip sabahleyin bunu yapalım değil, belirlenmiş yol haritasıyla,
öncelik sıralaması belirlenmiş projeler demetiyle kentlimizin önüne çıktık ve yürümeye başladık. Birçok eleştiri aldık. Ama şu eleştiriyi almadık. Sizin yaptığınız stratejik plandaki, belirlediğiniz yol haritasındaki öncelik sıralaması da hata var. 20. sıradaki 3'e gelmesi lazım. 3. sıradaki 30'a gitmesi lazım diye bir şey almadık, eleştiri almadık. Ve adım adım bütçemizi, durumumuzu toparlayarak o stratejik plana, yol haritasına da sadık kalarak 14 yıla yakındır çalışıyoruz, devam ediyoruz. Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim, bir büyükşehir belediyesi, belediyenin yapması gereken, kanunla verilen görevlerin dışında bir ufuk açtı. Bu da kendisini, Büyükşehir Belediyesi'ni kentin kalkınmasından, kentlinin refahından, yaşam standardının yükselmesine, topyekün kalkınmaya ben talibim, benim hedefim bu olmak gerekir diye yola çıktım. Bu Türkiye'de bir ilktir. Bir diğer ilk, kırsaldaki yaptığımız çalışmalardır. Kırsalda ilk çalışmamızı hiç kimsenin duymadığı, hiç kimsenin düşünmediği, hiçbir siyasinin aklına gelmeyen üretim yollarını, arazi yolları, yayla yolları, her tarım yapılan arazinin, hayvan götürülen arazinin yollarını asfaltlamakla başladık. Ve bugün İzmir'in son dönemde bağlanan 9 ilçemiz haricinde, orada da %60-70 düzeyine geldik, diğer ilçelerimizde, kırsalımızda arazi yolları, yayla yolları, üretim yollarının %95 civarında asfaltlanması tamamlandı. Ve bugün bütün üreticilerimiz arazilerine asfalt yoldan gidiyorlar. Ürünler tozdan, topraktan kurtulduğu gibi, kalite arttığı gibi kışında arazilerine girip İzmir'in bu uygun ikliminde tarım üretimi yapıyorlar. Eskiden İzmir'den beyin göçü veriyoruz diye hep konuşulurdu. Biz de konuşuyorduk. Şu anda İzmir beyaz yakalı göç almaya başladı. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre 2016 yılında İstanbul'dan İzmir'e 16 bin küsur beyaz yakalı insan yerleşmek üzere, iş yapmak üzere taşındı. Daha da gelmek isteyenler var. Ve İzmir bu anlamda da Türkiye'nin yaşanabilecek, nefes alınacak, özgürce, dilediğince yaşanabilecek ve ötekileştirilmeyecek. Nereden gelirse gelsin, kim gelirse gelsin, İzmir'in kucak açması, benimsemesi, kabul etmesi ile karşı karşıya kalacak ve bu ortamda yaşayacak, yaşıyor. Çok enteresan olaylarla karşılaşıyoruz, karşılaştık. Ama İzmir bu ev sahipliğini, bu yaşam felsefesini
bu kadar göç almasına rağmen nasıl sürdürüyor sorusunun da cevabı yine İzmir'in kanaat önderlerinde, İzmir'in iş adamlarında, yöneticilerinde ve daha da önemlisi İzmir'in kadınlarında. İzmir'in kadını hayatın içinde, ekonominin içinde, sosyal yaşamın içinde ve kadının kontrolünde, kadının sahiplendiği bir kentte yaşıyoruz biz. Kadın her türlü olaya, sosyal yaşantıya müdahil ediyor. Kente yeni gelmişleri, kente adaptasyon sıkıntısı çekenleri kadınlarımız ve bizler koruyoruz. İzmir'e gelip 3 sene İzmir'de yaşayan insan ben İzmirliyim diyebiliyor. İzmir ruhu, İzmir yaşam biçimi gelişerek büyüyor ve sürüyor. Bizim bir kordonumuz var. Kordona çıktığınızda İzmir'de kimi görmek istiyorsanız 1 kilometre yürüdüğünüzde kordonda görürsünüz. Herkes oradadır. Gençler de oradadır. Ekonomik durumu sıkıntılı olanlar da oradadır. İşte en büyük işler yapanlar da oradadır. Belediye başkanı da oradadır. Ticaret odası başkanı da, sanayi odası başkanı da, yer siyatların başkanı da oradadır. Orada yaşar. Orada etkileşir. Orada tavla oynar. Birisi nargile içer. Ve İzmir'i konuşur. İzmir hormonlu büyümeyi reddediyor. İzmir kendini koruyarak, yaşam biçimini koruyarak büyümeyi yeğliyor. Ve moda deyimiyle sürdürülebilir bir kampanyanın yol haritasında yürüyor. Rantı değil, kenti, kentin yaşam biçimini örnek aldık. Biz yaptığımız bütün planlamalarda belediyeler en çok plan yapar. Ve kent oradan yaptığınız makro planlarla, master planlarla ve uygulama planlarıyla şekillenir. Bu planlarda biz gücümüzün yettiği kadar, çünkü çok büyük baskı altındayız, gücümüzün yettiği kadar, hukukun el verdiği kadar kentin büyümesini bozulmadan ve ileride telafi edilmeyecek sorunlar yaşanmadan sağlamaya çalışıyoruz. Planlarımıza sadık kalmaya çalışıyoruz. Davalaşıyoruz. Plan baskısı aldığımızda onu hukuk, tabii ki belediyeyiz, hukukun dışında bir seçeneğimiz, bir duruşumuz olamaz ve bunu gerçekleştiriyoruz. Önce baktık, Türkiye'nin ilk 3 borçlu kentinden bir tanesiydik. 3 yıl içerisinde bütün borçlarımızı ödedik. Ben göreve geldiğim günden itibaren hiçbir kurum ve kuruluşa, şahsa, toplu iğne de alındıysa, müteahhit 50 milyon liralık hak ediş de yaptıysa, parası gününde ödendi. Bizim kapımıza hiçbir alacaklı gelip bir şey almıyor, çek de almıyor. Biz hesabına incelemeler tamamlandıktan sonra hesabına, verdiği hesaba parayı yatırıyoruz. Ve bu çabalarımız sonucunda İzmir
Büyükşehir Belediyesi şu anda hem Moody's ve hem de Fitch'ten 3 senedir 3A notuyla değerlendiriliyor. Türkiye'nin şu anda en kredi notu en yüksek devlet kurumlarının başında geliyoruz. Kendi gücümüzle dünya piyasasından krediler alarak yatırımlarımızı, büyük yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yatırım yaparken finans dengemizi bozmamak için izlediğimiz bir, koyduğumuz bir kural var. Eğer yaptığımız yatırımın geriye dönüşü olacaksa biz bunu krediyle yapıyoruz. Örnek vereyim. Biz şu anda 170 kilometre raylı sistem bitirdik. Devam edenlerimiz var. Raylı sistemde bir yolcuyu ortalama, örnek rakam olarak veriyorum, 1 liraya mal edip taşıyoruz. Lastik tekerlekli de 3 liraya mal edip taşıyoruz. Raylı sistemde ne kadar proje yaparsak, borçlanırsak, çekinmeden, korkmadan yürüyoruz. Limitlerimiz de yüksek. Çünkü sisteme aldığımız zaman, oradan yaptığımız tasarruf, taşıdığımız yolcuyu taşımak, vatandaşı taşımak görevimiz, o aradaki 2 lira fark bizim hem borcumuzu ödüyor, hem faizini ödüyor ve bizim ödeme dengemize, yatırım programımıza menfi etki yapmıyor, sistemi, finans sistemimizi daraltmıyor. Bu politikayı 13 senedir izliyoruz. Zaman zaman kentler üretimiyle anıldı. Zaman zaman moda ile anıldı. Zaman zaman finans kentleri oldular. Zaman zaman ticaret merkezleri oldular. Fuar kentleri oldular vesaire vesaire. Ve kentler bununla yükseldi, bununla kalkındı, bununla dünya kent arasına girdi. Ama bugün bir kenti önce Akdeniz'de parlatıp tarihte olduğu gibi sonra bir dünya kentine götürmek istiyorsanız en önemli kaldıracınız çevredir, çevre yatırımlarıdır. Havanızı, suyunuzu, toprağınızı korumanızdır. Koruyarak kalkınmayı, üretimi artırmayı sağlamanız gerekmektedir. Biz bunu yaptık. Bugün Türkiye'de tüm arıtma tesislerinin %25'i ki İzmir'de Türkiye nüfusunun %5.3'ü yaşar. Bizim arıtma tesislerimiz Türkiye'deki arıtma tesislerinin %25'idir. Körfez'i hepiniz İzmir'e yıllar önce de geliyordunuz, bugün de geliyorsunuz. Körfez'de bir koku vardı hepinizin bildiği gibi. Körfez bugün, Körfez'in rengi kahverengiydi. Körfez'i bugün de iki gün içerisinde de gördünüz. Körfez giderek mavileşti. Körfez kurtarıldı ama kalitenin daha da artması için dünyanın en önemli çevre yatırımlarından bir tanesini Körfez'e kanallar, sirkülasyon kanalları açarak Körfez'in dolmasını engelleyip şu anda merkezi hükümetimizin Efes'e eski haline getirip liman yapacağım, tekneleri getireceğim projesi gibi bir projeyi bizden sonrakiler İzmir Limanı için yaşamasın diye biz bugünden Körfez'imizi sürdürmeyi, limanımızı büyütmeyi, liman yolumuzu derinleştirmeyi ve İzmir ekonomisine katkıda bulunmayı yeğleyen büyük bir projeyi yaptık
ÇED raporunu aldık. Şu anda uygulama projeleri yapılıyor. Bize düşen kısmı İzmir'de Körfezi'nin kuzeyinde, çünkü güneyden sirkülasyon başlıyor. 13,5 kilometre uzunluğunda, 250 metre genişliğinde, 8 metre derinliğinde yaklaşık 30 milyon metreküp malzemeyi tarayarak Körfez'imizi kurtarmayı ve Körfez'in yaşamını devam ettirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunun da projesini, inşaatını gerçekleştirmeye çalışacağız. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümden herkes bir farklı şeyler anlıyor. Kentsel dönüşüm 2004 yerel seçimlerinde cılız konuşuldu. Ama 2009 yerel seçimlerinde kentsel dönüşüm yerel seçimlerinin en önemli irdeleme, inceleme, söz, propaganda aracı oldu. Ama kentsel dönüşümün ne olduğu konusunda Türkiye'de bir kafa karışıklığı var. Bir yeri, bir bakanlık, TOKİ vesaire bir araziyi, milli emlak hazine arazisini imar açıyor, kentsel dönüşüm yapıyorum diyor, oraya site yapıyor, bina yapıyor, apartman yapıyor, satıyor, buna kentsel dönüşüm yaptım diyor. Bu kentsel dönüşüm değil. Ha TOKİ yapsın, ha bir inşaat firması yapsın, inşaat yapıyor, satıyor, para kazanıyor. Bu konut üretimidir. Devlet eliyle, özel sektör konut. Bunun kentsel dönüşümle alakası yoktur. Bir de son çıkan 6306 sayılı, ben bu yasayı mülkiyete tecavüz yasası olarak değerlendiriyorum, affınıza sığınarak. Bu yasada aynı metrekarede, Alsancak Kordon'da, herhangi bir yerde bina eskimiş, oradan birisi bir çatı katı yahut ufak bir daire edinmiş bir müteahhit. Ondan sonra gitmiş dayanıksız 1999'dan sonra yapılan, önce yapılan bütün binalar test yapıldığında deprem yönetmeliğinde büyük bir değişiklik olduğu için depreme dayanıksız çıkıyor. Yani çürük çıkıyor. Çürük çıktığı binayı da iki ay içerisinde yıkacaksın vesaire vesaire. Millet mecburen o müteahhite teslim oluyor. Müteahhit binayı yıkıyor. Evet, uzun konuşmuşuz. Müteahhit binayı. Bana daha fazla zamanım var demişlerdi. Hatta ben kısa tutacağım diye şey yapmıştım. Hemen toparlarım kızım. Ve bina yıkılıyor, bina yapılıyor. Benim babamın da binası depremden sonra yapılmış eskidi. Biz binayı yıktık üç kardeş. Bina oturulamayacak hale geldi. Binayı yaptık kendi cebimizden, paramızla. Bu da kentsel dönüşüm değil. Bu bina yenileme. Çünkü bir metrekare yeşil alan artmıyor. Bir metrekare sosyal donat alanı artmıyor. Biz de kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kentsel dönüşüm bölgelerini bakanlıktan onay alarak ilan ediyoruz. Buradaki tapu sahipleriyle çarpık yapılanmanın, sağlıksız yapıların olduğu insanlarla birebir görüşüp, proje yapıp, %100 mutabakatla, %100 karşılıklı inanarak tapuyu, bütün o tapuları Büyükşehir Belediyesi'ne alarak hem mal sahiplerine garantör olup, tapu bizde olduğu için ihaleye çıkıp müteahhite de garantör olup müteahhitle mal sahiplerini bir araya getirmeden iki tarafla da İzmir Büyükşehir Belediyesi muhatap olarak
işi yapıp bitiriyoruz. Zor bir iş ama kimsenin mağdur olmadığı bir iş. 6306 sayılı yasayı biz burada olduğumuz müddetçe İzmir'de kentsel dönüşümde kullanmayacağız. Çünkü onun mülkiyeti gasp ettiğine inanıyoruz. Evet, toparlıyorum. Birkaç rakam verip sözlerimi tamamlamak istiyorum. Biz kırsalda kalkınma modeli gerçekleştirdik. Türkiye son 10 yılda %2.1 büyüdü tarımda. İzmir tarımı %5.5 büyüdü. 2.5 kat büyüdü. Süte destek verdik. Önce okul sütü, sonra süt kuzusu projesi. Şu anda 130 bin öğrenciye, 0-5 yaş grubu çocuğa her ay 8 litre evine teslim süt dağıtıyoruz. 165 tane lojistik arabasıyla bunu gerçekleştiriyoruz. Bu proje Tire Küçük Menderes'te süt üretiminin %440 artmasını sağladı. Ve kooperatif üyesini 10 kat artırdı. Sonra bir firmamız geldi. Süt üretimi artınca burada bir süt işleme tesisi kurdu Tire OSB'de. Bugün 600-700 kişi çalışıyor. Tam kapasiteye ulaştığında 850 kişi çalışacak. Evinde 3-4 tane inek bakan kadın geçiniyor. Kooperatif büyüyor. Sanayi büyüyor. Sanayide 850 kişiye bir projeyle istihdam sağlanıyor. Bu kooperatif, Tire Süt Kooperatifi, Türkiye'de kırsal kalkınmada, Birleşmiş Milletler'de kırsal kalkınmada en iyi proje seçildi. Yine bunu Çiçek'te, Bayındır'da, Ödemiş'te, Fidan'da sağladık. Şu anda Çiçek Bayındır Kooperatifi Hollanda ile ortak üretim gerçekleştiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi borçluydu. İlk 5 yılda 2004-2009 sürecinde 2 milyar lira yatırım yapabildik. Birinci yılda 102 milyon yatırım yaptık. 2009-2014 sürecinde 4,5 milyar yatırım yaptık. İki katından fazla arttı. 2014-2019 yılları arasında şu anda 7 milyar 600 milyon liralık yatırım yaptık. 2019'a kadar bu rakam 8,5-9 milyar olacak. Yani 2 milyar, 4,5 milyar, 9 milyar. Katlayarak yatırımlarımızı artırıyoruz. Sanayi tesislerine, OSB'lere her türlü desteği veriyoruz. Ve şunu da söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Göreve geldiğimde 11 kilometre raylı sistem vardı. Ve 75-70-80 bin kişi taşıyorduk. Bugün aktif çalışan 164 kilometre, 16 kat büyüdü. Yılbaşından itibaren de bu rakam 178 kilometreye tramvayla, 14 kilometre tramvayın da devreye girmesiyle 178 kilometre olacak. Başka projelerimizde ihale aşamasında olan var, projesi biten var vesaire. Ve şu anda yılbaşından itibaren biz raylı sistemde 800 bin kişi taşıyacağız. Şu anda 650 bin kişi taşıyoruz. 800 bin kişiyi lastik tekerlekliye taşıdığımızda maliyetimizi biraz önce 1 lira 3 lira diye söyledim. Bir de bunu taşımamız için 1200 ila 1500 arasında günlük otobüse ihtiyacımız var. Biz şu anda 1500 otobüsle toplu taşım yapıyoruz. Yani iki katına çıkacak. Trafiğe yükünü düşünebiliyor musunuz? Ekonomiye yükünü düşünebiliyor musunuz? Ve kentin
Karbon salınımıyla mücadeledeki yükünü düşünebiliyor musunuz? Raylı sistem büyük şehirlerin vazgeçilmez ulaşım aracıdır. Ben yerelde kalkınma modeliyle çıktığım yolda emin adımlarla ilerliyorum. Ve bütün rakamlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İzmir'in biraz önce söylediğim tozunu silttik. Ve İzmir'i artık kimse kalkınmasını, büyümesini, refah düzeyinin artmasını engelleyemez. Ne yaparsa yapsın. O darboğaz geçildi. Biz bir konuyu daha söyleyeyim. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu diye bir kurul kurduk. Burada işçi sendikalarının temsilcileri var. Kanaat önderleri var. SİAD'ların, ticaret odasının, odaların temsilcileri var. İş adamlarının, sanayicilerin temsilcileri var. Borsanın temsilcisi de var. Baronun temsilcisi de var. Sadece siyasetçi yok. Biz burada 75.sini sanıyorum bugün saat 5'te gerçekleştireceğiz. Her ayın son perşembe günü toplanıyoruz saat 5'te ve İzmir'i konuşuyoruz. İzmir'in projelerini konuşuyoruz. İzmir'in ekonomik kalkınmasını konuşuyoruz. Bu 10 senedir devam ediyor. Bu da bize çok önemli bir rehber oluyor. Bilemediklerimizi, göremediklerimizi, hatalarımızdan arınmayı da sağlıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Ege'nin kalkınmasını, İzmir'in kalkınmasını ve ülkemizin kalkınmasını, refahının artmasını diliyorum. En büyük, her ülkenin problemi var. Bizim de problemimiz var. Ben ülkenin birincil probleminin şu süreçte dış politikada olduğuna inanıyorum. Ve bütün katkıda bulunabilecek olanların, iş dünyasının, siyaset dünyasının, İzmir'in dış politikasının düzelmesi konusunda çaba göstermesini diliyorum. Barış da buna bağlı, ekonomik büyüme de buna bağlı, her şey buna bağlı diye düşünüyorum. Birincil problemimizin bu olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için, İzmir'e teşrif ettiğiniz için, İzmir'in ve Ege'nin kalkınması için emek verdiğiniz için hepinize hem kendi adıma hem de 4.250.000 İzmirli adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum, saygılar sunuyorum.